Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bugün sonuçları bildirilen yapılan faz 3 çalışması ile ilgili bilim kurulumuzda değerlendirilen bu çalışmanın sonuçlarını bilim kurulumuz adına çalışmayı da koordine eden Serhat Ünal hocamızın bu konudaki açıklamalarını kısaca dinlemek isteriz. Tabii Sayın Bakanım, slide gösterme şansımız var mı? Buradan gözüküyor mu ya da buradan da sunabilirim? Slide'da ne olabilir? Buradan söyleyeyim be ya. Sayın Bakanım, değerli bilim kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, hepinizin bildiği gibi, Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı çalışmaları, faz 3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı. Bu tam olarak etkinlik ve güvenliğini değerlendirmek için yapılan randomize çift kör plasebo kontrolü faz 3 klinik çalışmalar. Şeyi de alabilirsem, slide atıcı. Burada gördüğünüz şekilde. Ve Sayın Bakanımızın belirttiği gibi dün TÇK tarafından çalışma grubuna sonuçların, bugüne kadar varılan sonuçların ara değerlendirmesinin bizim çalışma grubundan tamamen bağımsız takip ve değerlendirme bağımsız komitesi tarafından değerlendirilerek sonuçların paylaşılması istendi. Bu dün yapılan değerlendirmeye göre 23 Aralık 2020 itibariyle 24 merkezde 9150 gönüllü taranmış ve bunlardan 7371'i gönüllü çalışmaya alınmıştır. 4759 gönüllü aşı kolunda %64'ünü yapıyor. 2612'si de plasebo kolunda %35'ini yapıyor. İlk başlangıçta gene sizlere daha önce açıkladığımız gibi 1000'e yakın sayıda sağlık personeli birebir randomize edilmek üzere çalışıldı. Daha sonra 18 Kasım'dan itibaren de ve sağlık personeline önden başlamamızın nedeni güvenlik datasını iyi takip edebilmekti. Demin sözünü ettiğim bağımsız komite tarafından ilk 900'den fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip güvenliğine karar verildikten sonra ikinci kohorta, ikinci kısmına vatandaşlarımıza yapmaya başladık. O da 18 Kasım tarihidir. Orada birincisinde birebir, yani bir aşı bir plasebo yapılırken, ikincisinde aşıya ulaşım arttırmak amacıyla iki aşı bir plasebo şeklinde yapıldı. O nedenle iki kolda %64, %35 şeklinde bir fark var. Ve tamamı değerlendirildiğinde bu çalışma kapsamında 7371 gönüllüye 10828 doz şu anda uygulanmış durumda. Ve çalışma kapsamında 3457 gönüllü 2 doz uygulama yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuna göre, çalışmanın sonlanması aslında 40 hasta ama ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda TÇK erken bir değerlendirme devam etti, talep etti. Burada gördüğünüz gibi CoronaVac diye yazan aşı kolunda 752 toplam gönüllü, plasebo kolunda 570 toplam gönüllü olmak üzere 1322 kişi değerlendirme basamağımız olan ikinci dozdan 1 ve 0 ve 14. günler yapıldı aşı. İkinci dozdan 14 gün sonra etkinlik açısından değerlendirilmesi yapıldı 1322 gönüllü üzerinden. Ve genel rakamda görüldüğü gibi 752 aşı yapılmış kişide sadece 3 hasta meydana gelirken, hasta bir hastalık oluşurken 570 plasebo yapılmış kolda 26 hastalık meydana geldi. Bunun özel istatistik yöntemlerle hesaplanması var. Ve bu hesaplanma için de Dünya Sağlık Örgütü altta güven aralığı diye gördüğünüz %95 güven aralığı bu tür çalışmalarda kullanılan standart bir yöntemdir. Alt sınırı %71, üst sınırı %97 olmak üzere. Yani bu çalışmayı yüzlerce, binlerce kez tekrar etseniz en kötü olasılıkla %71 etkinlik, ki Dünya Sağlık Örgütü bunun %50 olmasını yeterli görüyor. Ve üst sınırda en iyi olasılıkla da %97 oranında başarılı bulacağını gösteriyor bu istatistik yöntem. Ve bu güvenlik aralığı içerisinde toplam aşı etkinliği %91.25 olarak hesaplanmıştır.
%91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Bundan aşağı yukarı eminiz. Çünkü plasebo kolunda daha sayı az olduğu için onlarda hasta sayısı daha artarak gidecek. Öbür kolda daha çok vaka olmasına rağmen böyle geldi. Ve bu grafiği daha önceki yayınlanmış diğer faz çalışmalarından açıkça hatırlayacaksınız. Şurada pointer göstermiyor ama aşağısı gün sayısıdır. 20. günden itibaren bakın kırmızılar aşı kolundaki hasta sayısı, maviler plasebo kolundaki hasta sayısı olmak üzere 21. günden itibaren aslında biz 14 artı 14 28 günden itibaren etkinliğine bakıyoruz o %91 ama 21. günden itibaren iki grup arasındaki fark ortaya çıkıyor. Aşı kolunda düşük sayı kalırken aşı olmayan kolda vaka artışı meydana geliyor. Aslında bir önemli gözlemi daha sizlerle paylaşmak isterim. 26 vakanın plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı hastane yatış gerektiren ciddi korona enfeksiyonu olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli ve sağlık personeli tabii daha riskli bölgelerde çalışan arkadaşlar. Ve bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada sadece hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. Yani biz onları aşı kolunda hasta oldular diye kabul ettik PCR'ları pozitif olduğu için ama hastalık meydana gelmedi. Bu burada bulduğumuz bulgular kadar önemli ve gene söylüyorum önümüzdeki günlerde bu fark daha da artarak devam edecek. Tabii ikinci değerlendirdiğimiz aslında ilk çok yakından baktığımız yan etkileri meselesi. Aşı güvenliği analizleri 2964 kişinin verisiyle yapıldı. 593'ünde 11-49 yan etki meydana geldi. Birinci doz ve ikinci dozdan sonra rakamları görüyorsunuz ama bakın en sık gözüken yan etkiler yorgunluk %4.7, baş ağrısı %3.9 ve aşı yapıldığı bölgede ağrı %1.9 birinci aşıda. İkinci aşıda bunlar biraz daha şiddetlenebilir. İkinci aşıda da aynı etkiler yorgunluk 2.5 bu sefer çok daha düşük, baş ağrısı 2.3 çok daha düşük ki iki bulguda plasebo kolunda da gözlenen çünkü bunlar vatandaşlık deneklerin hissettiği duygular. Ve lokal etki yine aşı bölgesine ağır olmak üzere %0.5 olarak tespit edilmiştir. Aşı ile ilgili hiçbir ciddi yan etki, yanlış olmasın bir tane ciddi diyebileceğimiz yan etki, bir arkadaşımızda bir hafif alerjik reaksiyon meydana geldi. O da anında tedavi edildi. Yani güvenlik datası açısından güvenli gözüküyor aşımız ve etkinlik açısından da %91.2 ki önümüzdeki günlerde bir miktar daha çünkü hedef bizim 40 hastaya ulaşmak aşı kolunda ve plasebo kolunda. Acil durum gereklilik nedeniyle 29 vakayla ön değerlendirmemizi, ara değerlendirmemizi sunduk bakanlığımıza. 40'a gelene kadar da devam etme planımız var.